Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Başınızı yastığa böyle rahat rahat koydunuz mu? Geldim, geldim. Bir heyecanla geldim, bir tuhaf geldim. Niye? Bir değişik geldim yani. Şimdi yeni ev alındı. Yeni ev alındı. Onun için güzel yorumlarınız da geldi. Değişik yorumlarınız da geldi. Sen evde oturmazsın diyenler de oldu. Bilmiyorum ama ben orada oturacağım. Orada oturacağım. O semtte oturacağım. O caddenin üstündeki inşallah Allah nasip ederse oturacağım. Yani oturmayı istiyorum. Biliyorsunuz benim eşim müteahhit. Her zaman soruyorsunuz neden devamlı ev değiştiriyorsun falan diye. Eşim müteahhit. O yüzden eşim müteahhit olunca şu an o kadar çok inşaat yapıyor ki hani değişik değişik yerlerde. Ama ben bir yer beğenirsem, aa bu cadde güzelmiş, burası güzelmiş, burası nezihmiş falan diye düşünürsem oraya taşınıyorum. Hani eski evler de alıyor. İçine renovation yapıyor, düzenlemesini falan yapıyor. Arsalar da alıyor, oraya villaları dikiyor. Yani inşaat içinde her türlü şeyi yapıyor. O yüzden bilmiyorum, fikirlerinizi, yorumlarınızı önemsiyorum. Evet, güzel, yorumlarınızı bana yazabilirsiniz, fikirlerinizi bana yazabilirsiniz. Ve ben şimdi yeni ev alındı ya, taşınacağım ya, böyle bir heyecanla. Şimdi ne yapıyorum? Evi yavaş yavaş yine temizlemeye, ayıklamaya, boşaltmaya başlıyorum. Her evde biliyorsunuz, taşınmadan önce temizliyorum, ayıklıyorum, yardım yerine götürecekleri, Türkiye'ye götürecekleri. Valiz diyorum, ayarlıyorum. Çünkü ben buradan giderken Türkiye'ye kendime hiç kıyafet götürmem. Çocuklarıma da hiç kıyafet götürmem. Hediyelikleri ve Türkiye'de bırakacağım şeyleri götürüyorum. O yüzden onları ayarlamam lazım. Depom çok dolu. Depo o kadar çok dolu ki. Çünkü biz giymediğimiz, istemediğimiz, kullanmadığımız ne varsa götürürüz depoya bırakıyoruz. Götürürüz depoya bırakıyoruz. Arka tarafta benim bir depom var. Orada kutularım var. Kutuların içine ayakkabılar bir yere, kıyafetler bir yere, askılar var. Kıyafet istemediğimiz askıları asıyoruz. O depoyu düzenledim biraz. Ondan sonra da şimdi kıyafetlerin çoğunu ayırmam gerekecek. O kıyafetleri ayıracağım. Yardım yerine gidecekleri, yardım yeri için, Türkiye gidecekleri, Türkiye için ayıracağım, koyacağım. Çoğu şeyin etiketi üstünde çünkü Eşan Sultan ya da ben ya da işte evde yaşayan diğer aile fertlerimiz beğenmediği kıyafetler olursa, alıp da eve getirdiği ve beğenmediği kıyafetler bile olsa o şekilde ayırıyoruz ki başkalarının işine yarasın diye. Evet, onları yapacağım. Ama önce şu tarçının yerini bir düzenlemem lazım. Tarçın gene noti oldu. Gene yaramaz oldu tarçın. Gene yaramaz oldu. Yataklarını falan oradan alıyor oraya. Oradan alıyor oraya. Niye öyle yapıyor bilmiyorum. Bu ara biraz böyleyiz yani. Askıdan kıyafetleri indiriyor. Değişik. Beni dinliyor. İki kulağını dikti beni dinliyor. Niye öyle yapıyorsun sen? Sen niye öyle yapıyorsun? Sen anneyi üzüyor musun? Hı? Üzüyor musun sen anneyi? Sen anneni üzüyor musun? Gel. Bunu bir yıkayalım aslında. Evet, bu yıkansın. Bunu ben yıkamaya atayım. Bu yıkansın. Ondan sonra diğer işlerime de geçeyim. Bu şekilde koyun makineye. Onu da öyle kıvırıyorum. Koyun makineye mis gibi. Topunu getir. Hani topu? Hani topu? Topunu getir bana. Getir. Bu kadar da akıllıyız. Bu kadar da akıllıyız. Tarçınla bana güzel bir şey de aldım. Bu tarçının mama tabağı. Bu da benim kahve bardağım. Tarçın izin verirse göstereceğim, anlatacağım yani. Bu şekilde mama tabağının üstünde hani kalbimi çaldın anlamında yazmışlar aslında. Sen bana good boy, iyi çocuk dedin hani kalbimi çaldın. Bu da sen havlayınca benim kalbimi çaldın. Hani etkiledin anlamında gibi. Öyle bir şey gibi yani. Güzel ama değil mi? O mama yerken ben de yanında kahve içeceğim yani. Ne? Ondan sonra açarız çünkü çok işimiz var. Çok işimiz var. İşlerimize başlayalım. Evet.
Yeşil ekranı buradan aldım, öbür tarafa koydum. Yeşil ekran bana devam lazım oluyor çekimlerimde. O yüzden kapatmak istemedim. Öbür tarafa koydum. Görünmüyor ama görünüyor. Camdan görünüyor. Olsun, bir şey yapmaz. Kıyafetleri hemen ayarlamaya, ayırmaya ben geçeyim, başlayayım. Depodayım şu an. Şu an depodayım. Depo savaşları başlıyor. Avustralya depo savaşları diyelim buna. Gerçekten savaş gibi bir yer yani. Savaş alanı gibi bir yer burası. Depo savaşı dediğim kadar var. Ayarladım ama. Çoğunu ayarladım. Bunlar gidecek. Bunlar gidecek. Bunlar gittiği zaman. Ya şu sancaktan falan iki tane var. Hani gerekmiyor. Bir tane olsun. Yer kaplıyor. Ondan sonra kutu kutu onların içine koydum. Gidecekleri buraya da koydum. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Biz istemediğimiz zaman, ben böyle kutu koydum. İstemediğimiz zaman ayakkabıları bir kutuya. Ondan sonra işte çantalar falan bir kutuya. İstemediğimiz şapkalar, çantalar falan bir kutuya böyle koyuluyor. Eşan Sultan'ın istemediği çantalar falan. Ondan sonra giymedikleri, istemedikleri ayakkabılar falan. Ama işte istemedikleri, giymedikleri derken yani bunların çoğunun etiketi üstünde. Koydum. Askı. Onlar öyle gidecek inşallah. Onları da ayarlamam gerekiyor, ayırmam gerekiyor. Yani Türkiye'ye gidecekleri bir tarafa, yardım yerine gidecekleri bir tarafa o şekilde ayarlarsam güzel olacak. Bu tarafında da kamp malzemelerim var. Kamp malzemelerimi ben böyle düzenli düzenli buraya koyuyorum. Artı bu tarafında da böyle askıları yaptım. Askıları yaptım. İstemedikleri kıyafetler falan var. Onlar da gidecek. Çünkü istemedikleri kıyafetleri getiriyorlar. Oraya asıyorlar şöyle güzelce. Asıyorlar. Burada aynalar, çerçeveler falan, yataklar falan da var. Onlar da gidecek. İnşallah hepsini eriteceğim. Gidecek. Gidecek inşallah. Hepsini yollayacağım. Şu yukarıdakilerde benim ben çok üşüyordum ya bir ara. Eşim bana şey yapıyordu. Elektrik soba bile almıştı. Ayaklarımı odaların her birine elektrik soba takmıştı. Yani böyle 4-5 tane falan elektrik soba var. Onlar da gidecek inşallah. Bir de kıyafetleri yukarıdan indirdikleri yeni kıyafetler var. Giymek istemedikleri kıyafetler var. Onları da ben örgü odamda şu köşeye koydum şöyle. Bu köşeye koydum. Ben de giymeyeceklerimi falan ayırdım. Onları da hepsini şey yapacağım. Toplayacağım. İnşallah valiz getireyim, iki tane güzel güzel valizlere koyayım. Çünkü gerçekten hani giyilmeyecek gibi değil bunlar, güzel. Atmayayım, başkalarının işine yarasın yani, değil mi? Ya alıp da hiç giymediklerim var. Gerçekten alıp da yani şöyle tulumlarım falan, ben bunları aldım ve hiç giymedim bile. Bunu hiç giymedim mesela. Güzel aslında da. Yani çok tulumum var. Güzel, güzel bir şey. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunları falan böyle. İşte kazaklar, yelekler. Artık giymediğimiz tarzlar oluyor ya. Hani o yüzden. Hani bu tür kazaklarım, şeylerim. Artık ben bu tür şeyleri giymiyorum mesela. Hani çok salaş duruyor üstünde ama bilmiyorum. Bir de ben Taç'tan çok alışveriş yapmıştım. Ankara Taç'tan. Ankara Taş'tan çok alışveriş yapmıştım. Onlar falan da var. Yani böyle artık giymediğim şeyler böyle, ne bileyim, giymiyorum artık bunları ben. O yüzden hep ayırdım. Bu içi, bu dışı falan böyle değişik bir şeyler yani bunlar. Bunlar da öyle. Bu içi, bu dışı şöyle. Güzel duruyor. Giyince de hani artık giymiyorum. Bilmiyorum. Giymiyorum artık. O yüzden. Severek alıyorsunuz, bir kere giyiyorsunuz, ondan sonra heves geçiyor. Biz kadınlar böyle. Bunda da hani iç dış. Hani güzel şeyler, bilmiyorum. Hani yeni, daha bir kere iki kere giymişliğim vardır bunları. Onların hepsini böyle ayıracağım. Diyorum ya, paketleyeceğim, valizleyeceğim. O kadar çok işim var ki, Gerçekten çok işim var, Şimdi arada sana bir sürprizim var dedi. Sürprizim var, nasıl bir sürpriz olacak daha dedim ben de. Hani... Bilmiyorum, bir sürprizi varmış akşam. Kutu getireceğim dedi. Kutunun içinde ne var dedim, söylemedi bana. Kutu getirecek, kutunun içinde ne var acaba? Ben şimdiden merak ediyorum. Şu işlerime bir gireyim. Biraz bahçeme çıkayım. Biraz bunları yapayım. Ondan sonra da devam edeyim. Bakayım ne gelecek. Ne gelecek? Göreceğiz. Göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Evet. Çalkala çalkala çalkala. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Heh.
Eşe pankek yapacakmış, abisi yardım ediyor. Hah. Oo, yakmış bile. Tamam. Hadi. Oo, Eşan Sultan hızlısın, yetişemedim dökmene. Hı? Hadi bakalım. Çevirirken yetişirim belki. Süpürmenin içinde suyunu doldurdum. Suyunu, pis suyunu boşalttım. Hadi bismillah, sen de bir başla. Süpür bakalım. O arada Eşan Sultan, Eşan Sultan. Ne yaptın Eşan Sultan? Pişiyor. Hı? Aferin kuzum. Oldu mu ki? Ama yok, daha olmamış. Bakalım bakalım bakalım. Dene bir tanesini. Ama sen anlıyorsun benden, iyi anlıyorum. Ooo eşo. Evet, süpürmen de çıktı meydana. Evet, bu nazar anca böyle çıkardı. Eşo. Eşo eşo eşo. Anca böyle çıkacaktı. Hiç elini falan sürmesen ben hemen hallederim. Eşan Sultan'ım yazık ya, yemek yiyordu. Bardak. Şakkadanak oldu yani. Nazar çıktı böyle, nazar. Hadi bakalım. Evet, yatak odamın halılarını yıkıyorum. Kurabiye kurabiye dediniz. Eşan dedi ki kurabiye yapacağım. Ha bak. Kurdu, kendisi yapıyor kızım benim. Akıllı kuzum benim. Aferin. Aferin. Ben de yukarı katın şeylerini yıkadım. Halılarını yıkadım da Oğuzhan şimdi halı yıkama makinamı temizliyor. Sağ olsun paşa. Neyli kurabiye yapacak bilmiyorum. Biraz sonra koyarız, görürsünüz artık. Değil mi Eşo? Sürpriz olsun. Hadi bakalım. Evet, havuçlarımız kızarıyor. Buharlandık gene. Havuçlarımız kızarıyor. Kızartma yapacağım. Kızartma yapacağım. Havuçlarımı kızartmaya başladım. Kabaklarımı da doğradım. Kabaklarımı da doğradım. Eşan Sultan kurabiye yapmaya devam ediyor. Ben patlıcanları da attım. Oho, patlıcanlarım da kızarıyor. Havuçlarım kızardı. Ben böyle küçük küçük kare kare doğrayıp kızartıyorum. Bilmiyorum neden böyle yapıyorum ama güzel oluyor, lezzetli oluyor. Suya temizledim. Bunları da kızartmak istiyorum. Son hız devam ediyor Eyşan. Son hız devam ediyor. Şu 200 dereceye attırdı kurabiyelerini. Şimdi bu tepsiyi yaptı. Böyle 200 dereceye attık. Böyle bu şekilde. Ve 9 dakika dedi. Ekstra bir de 5 dakika daha verdi. Bilmiyorum. Pişmeye devam ediyor. Hala birazcık da köftem kızarıyor. Artı Eyşan'ın küçük kurabiyeleri. Bunları da bir değişik yaptı. Ama çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Lezzeti de güzel olmuştur inşallah. Ben denemedim. Ozi denedi ama. Ozi! Çok sevdim dedi. Çok güzel olmuş dedi. Değil mi Eşo? Hı hı. Bu da bebek gibi dibimde. Daha mı oynayalım? Hı? Daha mı oynayalım? Bir dur hele. Şuraları bir temizleyeyim. Hadi. Vallahi kutu getireceğim, kutu getireceğim. Ama ağırdır. Dur, dur, dur. O makine şeyimiz nerede? Ne geldi diyeceksiniz şimdi ya. Robotic hands. Bu ne? Bu hands falan ne yazıyor? O ne? İşte bir şey, bir şey. Bütün hepsi malzemesi mi öyle? Gel. Çok büyük. Ben de o kadar tahmin etmedim de. Vallahi. Ha? Kırıldı. Kırıldı. Nazar. Nazar. Hadi. Ha, çok ağır değil. Tabii tabii. Sen ağır değil diyorsun. Kesin ağırdır yani. Beni sıkıştıracaksın. Onu ya. Açma. Onu açma.
Sadece denediydik ya. Hani güzel dediydik, denediydik. Ben önce lifter at, lifter at, lifter at. Ha bu çıkıyor. Ha tamam. Onu da ters çevirin, çöplerini öyle koyalım. Ay. Yastık gibi. Ay, ay dur. Korktum. Ozi. Oo. Bu benim denediğim mi? Aynısı. He? Aa, evet aynısı. Bu naylonuyla götürelim istersen. Evet evet, içeri çizilmesin. Şöyle bununla götürün. Ye. Yeah. Müzik falan, ha, müzik şey falan var değil mi? Müzik sistemi de var. O zaman yoktu. Çalıştırmamıştı demek ki. Ha. Tamam. Taşıyor. Güzel. Bulmak isterseniz. Vallahi salona güzel olur ya. Salonu olsun. Tezo seyrederken falan. Dur, ayarlayayım hemen. Bu neyi ki? Kolları molları değil mi? Olabilir. Of, Ozi. Ozi. Ta-da-da-dam. Yes, yanları. Tamam, tamam. Tamam, bu kaçar. Ben yardım edeyim size. Şu çöpleri atayım aşağı, oradan alırsınız. Hihi. Bu ne acaba? Ne zaman aldı? Ne yapacaksın, ne zaman aldı? Ben alma dediydim ama. Sadece beğendim dediydim. Hadi gidelim. Aa yes, bu ayak şeyi. Bak ben olmasam çıkaramayacaktınız değil mi? Yeah. Evet. Evet. Uzatın istiyorsun. Ha, onu da tutarım ben. Peki. Ters çevir istersen. Ters çevir. Şöyle şşt. Düştün. Çok sıkışık çünkü içi. Ha. Tamam. Şimdi oldu. Tekerlekli falan. Bir şeyleri var altta şöyle. Şuralarını çıkartıyorum. Çatır çatır. Uzay makinesi gibi gerçekten bu. Çok güzel ama ya. Çok güzel ya. Thank you ya. Şimdi bu kurulunca ne olacak? Oturun. Sağ ol ya. Bugün şey, ikimize de, restoran ikimize de adam soruyor ya. He. Nerede oturuyoruz dedim, evde. Yok öyle değil dedi ya. Nasıl dedi yani? Nerede dedim, koltukta. Hı-hı. Yok ya, öyle değil, mahalle. Evet, ben bekliyorum, kahvem elimde. Bekliyorum koltuğumun kurulmasını. Valla. Ben de bekliyorum. Kurul. Allah'ım bak ya, benim hayal taklidimi yapıyor. Öyle. Kurul. Bir kere o kadar geniş oturmuyorum. Ben sadece şu kadarcık şöyle oturdum ya. Kurul be. Ha. Hadi kurul. Bak. Aynı şey yap aynı anda. Valla. Evet. Hadi. Hadi aslanım. Bak tarçın hemen bari. Tarçın. Hadi aslanım. Ya bu da kullanma kılavuzu tuttuysa. Ha, çözdüm olayı. Hadi aslanım. Kullanma kılavuzu lazım. Yok ya. Kullanma kılavuzu lazım değil. Kılavuzu. Bir Türkiye kullanma kılavuzu lazım değil. Güzel söyledi. Kurul. Bunu şeyini çıkartmayın tamam şey, mı? Şey sesli bu. Sesli mi? Hı-hı. Nasıl konuşarak mı şey yapıyorsun? Voice control. Aa, sesli çalışıyor. Güzel. Kendi sesimi tanıttım. Şura mı? Kendi sesimi tanıtayım o zaman. Şura mı masaj yapıyorsun? Şura mı? O gün ben oturdum da çok güzeldi ama. Hakikaten güzeldi. Hadi başlayalım. Hadi aslanım. Hadi bir an önce yap, ben oturacağım çünkü. Masaja ihtiyacım var.
Masajım geldi. Dansın mı geldi? Ne Seymen Ağa, dansın mı geldi? Öyle deyince şeyi hatırlıyorum. Sen sinemayı kapatmıştın ya benim için. Onu hatırlıyorum ya. Kuruyor bir gittik babanla sinemaya, bir gittik kimse yok. Ben Allah Allah diyorum, niye kimse yok ki? Mersem benim için sinemaya kapatmış adam ya. Kocam ya, kocam ya, valla. Ben ama film bitene kadar anlamadıydım sinemanın kapatıldığını. Kimse gelmemiş filme diyor. Film güzel değil mi acaba? Tam da ortaya oturduk, gelen giden olur diye bekliyor falan. Kimse yok. Valla. Tekeri de var. Tarçın lütfen. Niye? Tekeri benim, şey, volta benim. Hadi olursun, beni olursa. Uçan koltuk. Hadi Rızıl'a ya. Hayır, buradan istemezsem şuraya alacağım. Şurada istemezsem buraya alacağım. Olmadı çekeceğim hobi odama. Yani istediğim gibi. Olmadı çeker alfreskoya. Şöyle söyleyeyim. Yani ben şimdi çekeceğim dediğim, siz çekeceksiniz. Nasıl beni çekiyorsunuz onu da çekersiniz artık. Yapacak bir şey yok. Allah çektirmesin. O benim şeyim. Allah çektirmesin. Harbiden orayı takınca böyle. Çok ayrıntısı var. Çok çok çok. Bir de böyle ayak şeyi var mı? Tarçın sus oğlum. En çok bunu beğenmiştim ben. Ayaklarına kadar masaj yapıyor. Buraya ayakları sokuyorsunuz. Bacakları sıkıştırıyor. Kolları sıkıştırıyor. Vallahi acayip bir şey yani. Sadece o parça 60-70 bile herhalde. Ay evet, kokmuyor. Maşallah. Bunun temizliği için bir sprey falan vardır. Onu da soralım da ondan alalım, olur mu? Evet, şu an elektrik bağlantıları yapılıyor. Kolların masaj yeri için. Acayip sıkıyorlar kol. Bak ya. Notu edeyim ben. Beni korkutmak için yaptım bir kere. Oy. Yalancı. Yalancı. Çok korktum ben de. Bak dedim. Teknisyenimiz çalışıyor. Evet, teknisyenimiz, ustamız burada. O yüzden problem yok, hadi. Beni başlarına sarmak istiyorlar. Gitmiyorum. Televizyonu açar mısın diyor. Televizyonu aç, televizyona bak, buraya bakma diyorsun değil mi? Olmadı mı oğlum? Dibine girip girip. Hatırladın mı? Ha? Oraya takılacak. Oraya mı takılıyor? Ha? Oraya mı takacaksın? Ay Allah'ım, koptum var ya. Neyse tamam, hadi televizyonu açayım, televizyonu mu seyredeyim? Ya, öyle mi yapayım? Kahvem var orada, içiyorum. Dışarı mı çıktı ya? Gitmiyorum ya. Gitmiyorum, bitene kadar buradayım. Sabaha kadar, sabaha kadar. Ya biz bunu yarın yapalım oğlum. Siz gidin, ben yaparım bunu. Ha? Ben yaparım, biliyorum. Kurmuyorum aga. Bıraktım. Aga. Aga. Evet, ilk denemeyi nasıl koyduk ama? Beni kurbanlık olarak attınızsınız buraya. Benim ne işim var masajların? Niye? Ben çarpılırsam ben çarpılayım diye bindim, yoksa ya. Rahat değil mi ama? Bence rahat. Çünkü evet bak, aynısını yapıyor. Shop'ta benim denediğim de böyleydi işte, aynı. Omuzlardan sıkıştırıyor. Ayağımın altını sıkıştırdı şimdi. Harbi şişiriyor bak, kollar da sıkışıyor, burada sıkışıyor. Bak parmaklarımın üstüne şey yapıyor. Ay bak hakikaten. Görünüyor mu orada? Görünüyor, oynuyor. Topuğumdan yapıyor. Ayağımın altına şu an masaj yapıyor. Ve senin boyuna göre ayarladı, biliyor musun? Burası açıldı aşağı doğru. Gerçekten çok güzel bir şey. Sıkıntı da. Ben size aldım, ben buraya burada oturuyorum. Aşkım ben sadece denediydim, istemedim. Sadece denedim, güzelmiş dedim. Güzelmiş dedim, istiyorum demedim ki.
Sadece güzelmiş dedim. Bitti. Olsa Olcan da diyor ki zaten güzelmiş deyince alacağını bilmiyor muydun diyor. Ne bileyim ben alacağını. Ben... Güzelmiş dedim sadece. Niye bitti? 15 dakikaya ayarlamıştım. Ha. O 45 dakikaya kadar gidiyor. Bu kumandası da var. Şimdi böyle açıyoruz. Aa. Aa bak masaj şeyleri burada yazıyor şimdi bak. Konfor masaj. Relax masaj. Stretch de yapıyor. Full body yapıyor. Full vücut yapıyor. Bak stretch, gerdirme yapıyor. Relax, uyku modu. Normal masaj. Hızlı masaj. Ay güzel. Peki hangisiydi şimdi yaptı? Full body. Full body. Bütün vücut için. Tamam çıkabilir miyim? Ambalajını açma anne. Yeni oldu belli olsun. Evet evet açma, açmayalım. Açma. Açmayalım. Yeni açmayalım. Benim zaten tırnaklarım çizer onun ekranını. O yüzden açmayayım ben şimdi onu. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel. Şu falan güzel gözüküyor mu şimdi? Bence güzel görünüyor. Almak isteyenler için şöyle çekeyim. İnternetten bulun alın. Artık ne diyeyim ha? Sponsor değil bir şey değil. Linkini niye koyayım? Değil mi? Evet. O kadar. Hadi siz beni şimdi ben size eziyet edeyim. Olcan önce.